Herkese merhaba, Sink into Madness'a hoş geldiniz. Evet, base'imizi böyle biraz düzelttik arkadaşlar. Yerleri falan taş yaptık. Bizim depolama şeylerimizi de buraya taşıdım. Artık buradan kullanacağız. Tavandan yeri, tavandan aşağı aldım yani. Ee, oldu mu? Olmadı maalesef. Ee, hala buralarda nasıl oluyorsa bilmiyorum. Işık olduğu halde, yarım blok olduğu halde, storm olduğu zaman maalesef hala moblar doğmaya devam ediyor. Ee, ama bakacağız bakalım ama da bir çözüm bulmaya çalışacağız az önce öyle bir storm yaşadım ve şey oldu öldüm Herhalde bir süre e, rahat bırakırlar artık beni bilemiyorum ve şu ortada küçük eski spawnlarımızı e, Mob farmımızı kaldırdık ve bunların e, çoğunu da arkadaşlar Discord'da yayın açarak yaptım böyle güzel muhabbet ederek e, Birlikte çalışıyoruz kayıt dışı işleri onlarla orada yapıyoruz gayet güzel oluyor e, mob farmımız kapalı arkadaşlar ve size şöyle ganimetleri gösterebilirim. E, burası ağzına kadar doluydu. Actual Editions'ın e, Solid XP'leri falan da vardı. Onların hepsini kullandım ben. Ve gördüğünüz gibi bayağı malzeme geliyor. Bu gelen malzeme 10-15 dakika falan. E, sadece mob farmının çalışmasıyla geldi. Hani Biz burada saatlerce çalıştık. Ama 10-15 dakikada bu kadar malzeme geldi. Çok fazla verimli olmuş açıkçası. Şu an yukarıda meşhur kapalı e, hala ölüyorlar e, seslerini de duyuyorsunuz siz ama çok az öldükleri için şu an çok fazla gelen giden yok şöyle gösterebilirim e, bizim bugün bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor bu ne t-rex bir şey parçasıymış bunlarla ne yapılıyormuş hmm. He, robot t-rex yapılıyor galiba hmm, neyse bakacağız bakalım. Ve buradaki malzemelerini de birazını aldım arkadaşlar. Öyle sadece 6 tanecik demir falan çıktı zannetmeyin. Bayağı malzemeyi de e, bugünkü bölümde kullanmak için hazırladım. E, onları da göstereyim size. Ve şöyle üzerimde quest book var. Ha bir de şey var. E, bir tane Mesela şu kadar şey yaptım. Demir yaptım. Bunları hoplaya zıplaya gene burada biraz çoğaltarak yaptım. E, ama artık bugün bunları biraz otomatikleştirmek istiyorum. E, bir tane magnet yaptım şöyle gösterebilirim sanırım çok basit 6 taneden 5 taneden elde edilebiliyor Çok bir işe yaramıyor ama yani şöyle göstereyim Buradan Hop çekiyor Ama çok geç çekiyor yani malzemeyi kırdıktan sonra suya düştükten sonra falan çekiyor bazılarını Ama hiç yoktan iyidir Çok basitti biz de yaptık koyduk cebimize Tamam bugün ne yapacağız bugün Enerji üreteceğiz arkadaşlar çünkü oradan çıkan malzemeleri şurada da lav yapmaya devam ediyorum. Oradan çıkan malzemeleri bizim otomatik olarak ikiye katlayıp işlememiz gerekiyor. Böyle hoplaya zıplaya olmaz bu işler. Ve iki kova kadar lavım olmuş burada aslında benim ya. Dı bakayım şurada bir yerlerde kovam olacaktı benim. E, şunları da yanıma alayım ben. E, beş tane daha crucible yaptırdım e, çünkü lavdan enerji üreteceğiz bugün. Ee, şurada varmış ama bunlar da su doluymuş. Olsun boşaltırız diyecektim ki. E, boşaltamıyor muyuz? Boşaltam ya buraya niye boşaltamıyoruz? Aa, neyse at madem içeri. Su kullanacağımız zaman ilk önce oradan kullanırız. Şuradan biraz daha ben demir alıp e, bir tanecik daha kova yapayım en azından. Şöyle. Ve şu lavı aldım. Buraya da bir kapı yapsam mı acaba? Ee, bilmiyorum. Eğer fikriniz varsa yorumlara e, yazarsınız arkadaşlar. Yani mop doğmasını yani şu an için normal vanilla mopların hiçbiri doğmuyor. Ama storm olduğu zaman e, nasıl durduracağız onları bilemiyorum. Tamamdır. Şimdi e, şuraya şuradakini alsak mı ama kırıp koyabileceğiz mi tekrar? Bir deneriz ya olmazsa. Ee, şurada enerji üretmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada yakın hemen işleriz bunları. Şöyle buraya lav koyarsam. Heh, taşı oldu değil mi? Ee, şimdi benim onu kırıp şey olmadan oraya dolmadan tekrar lavı koymam gerekiyor. Ya da gerek var mı? Bir alt kata inmeye çalışıyorum aslında ama. Şöyle bir deneyelim mi? <laughs> lavı da kaybettim. Oh ha yok kaybetmemiş. Allah Allah. E. Ee, tamam. Galiba yok olmadı. Çok hızlı oluyor ya. Ee, böyle yapacağız. Mecburen böyle yapacağız. Ee, kaldırır mı? Kaldırır herhalde ya. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tamam. Ee, bir tane daha aşağı koyabilseydik iyi olacaktı diye düşünüyorum ama. Olmadı. Bu lav bu tahtaları yakar mı? Hiç bilmiyorum. Bu nereden çıktı? Gel bakayım şöyle. Şu crucible'ı buraya koyacağım. E, Torch'ta biliyorsunuz 1x'ti. Yani meşalenin üzerine koyduğumuz zaman 1x e, hızında eritiyordu ama e, lavın üzerine koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi 3x'e çıktı. Yani biraz daha hızlı lav eritebiliyoruz burada. Aslında bunu bir yana alsam mı? Hmm. Yana alsam daha iyi olacak. O zaman çünkü bir tane de şeye ihtiyacımız var ya. E, cobblestone jeneratöre ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir cobblestone generator yapayım ben. Dandik de olsa geliyorum. Evet. Cobblestone generator'ı hallettim arkadaşlar. Biraz da malzeme hazırladım. Ee, benim Enderion'un en çok sevdiğim e, conduitlerine bakıyordum ama item conduitler her zaman mı böyle pahalıydı Enderium istiyordu yoksa burada mı farklı açıkçası hatırlamıyorum. Herhalde her zaman böyleydi ama şu an için Ender ay'a kullanamayacağız gibi gözüküyor. O yüzden biz de ekstra utility'nin pipe'larını kullanabiliriz. Transfer pipe'larını kullanabiliriz. Bize birazcık taşımız var değil mi? Var. Şöyle bir tane daha yapsam yetiyor sanırım. Tamam. Şu pipe'lardan yapalım ve transferlerimize başlayalım. 2 tane cam zaten 64 tane veriyor. Gayet güzel. Ve ondan sonra notlarını yapmamız gerekiyor. Ee, bize transfer item. Baştan cobblestone çünkü şey yapacağız, transfer edeceğiz. Bunun için hepsi var sanırım. Tamam. Şu dört tane bunlardan yaptım. Ee, benim eski modlu serilerimi izleyenler bilirler. Ben flat, flatları da çok severim ki ilerleyen zamanlarda onları da kullanacağız. Hatta bu bölüm bile kullanabiliriz. Bakalım bakalım. Bunun için anvil yapmamız gerekiyor ama. E, retrival kullansak mı diye düşünüyorum. Kullanabiliriz aslında. Güzel olur. E, flute retrival e, Flute transfer node gerekiyor. O zaman bir de şunlardan yapmamız gerekecek. Kova İyi e, tane item, dört tane sıvı transferi yaptım. Ve retrieval'ını da yapıyorum. Şu. Şunları da alayım ben gene üzerime. Tamam, retrieval'ın ne işe yaradığını birazdan göstereceğim size. Üzerimde kova var mı? Kovaların hepsini bitirdik mi craftlarda? Galiba bitirmişiz. Ee, su var. Su vererek olmaz mı? Olmaz. Şuradan bir kova daha yapıyorum. Ve gel bakalım. Şuradan da bir kova daha lav alayım. Tamam. E, i̇nat ettim. Bu aşağı çukuru kazdım arkadaşlar. Yaptım. E, şöyle göstereyim sizlere. Hop. Şöyle. E, etrafını da şey yaptım. Taşa çevirdim. Yani bunların altı da taş. Su giremeyince haliyle dönüşemedi. Yani bir blok şurada kâra geçmeye çalıştım. Başka bir amacım yoktu ama oldu. Sorun yok. E, Kavuston jeneratörümü buraya koyuyorum. Ve bir tane crucible'ımı şuraya koyayım şimdilik. Buradan hızlıca biraz daha hızlıca en azından şey elde ederiz. Lav elde edip çoğaltırız. Item transfer not şuradakini e, cobblestone'ları bizim crucible'a yollamamız gerekiyor ve onun pipe'ımını, borusunu da çekelim. Şöyle koysam. Tamamdır. Ee, pipe, transfer not item. 32. Ee, bunlar sadece... Cobblestone, Crucible, 34. Yok. Şey üretiyor. Şöyle al. İlla bunu buraya bu şekilde yollaması lazım ama altında ateş yanmadığı için mi acaba? Şöyle lavı koyayım. Ha, Allah Allah. Al, al. Bir... Altında ateş olmayınca Kurusabula Cobblestone yollanmıyor mu? İlginç. Galiba öyle bir şey var arkadaşlar. Hmm, neyse problem değil. Çalışıyor. E, cobblestone artık buraya otomatik olarak geliyor. E, meşale bakın 1x veriyordu. Lav bize 3x veriyor. Yani 3 kat daha hızlı lavlarımız, şey, cobblestone'larımız eriyor. E, aslında buraya da yapabiliriz. Bir tane bir kova daha şeyimiz olması lazımdı. E, Lavımız olması lazımdı bu tarafta onu da bekleyebiliriz biraz erimesi için oradakilerin hepsini şey yapmak istiyorum çünkü e, hepsini e, lav kay kaynağının e, kaynağının üzerinde yapmak istiyorum. Akan lav da şey yapıyor yani şuraya da bir tane koyayım ama şimdi onu şeye düşerim. Mesela buraya koyarsanız bu akan lav kaynağının üzerine 2x olacaktı ama kaynağın üzerinde durduğu için de 3x oluyor. E, bunu elde etmeye çalışalım. Yani şöyle her yeri kaynak yapalım. Ve gel bakalım. Bir tane de şuraya koyuyorum. Ve bir pipe da buraya. Ah. Heh, i̇lginç ya. Bu Gerçi bu extra utility 2'nin e, şey gibi değil. Konduyutlar gibi değil. Biraz gecikmeli çalışıyorlar. Evet. E, ama yine de iş göreceklerdir. Sıkıntı yok yani. Şimdi ben e, şuradan da iki kova daha lav elde edip. Bu ikisinden buraları da doldurayım. Geliyorum. Lavlar oluşuyor arkadaşlar. Lavlar daha bitmedi ama biz de bu sırada diğer makinelerimizi yapalım bari. Bekleyeceğimize, onları yapmamız için herhangi bir engel yok çünkü. Tamam. Ee, şimdi öncelikle e, drum yapmak istiyorum. E, drum, drum nasıl telaffuz ediliyorsa artık. Bu bizim bir şeyimiz olacak. Lav depomuz gibi bir şey olacak. Arada bir buffer. E, bunun için o gerekiyor. Şunu yapabiliriz o zaman. Hatta bir üstüne de çıkartabiliriz. Şuradan şöyle üzerimde var ama. Hop. iki tane gerekecek. Ve ondan sonra yetmiyor. Biraz daha şuradan demir alayım. Şu zabazingonun e, craft halini e, bekliyorum. Bir an önce inşallah açılsın. Ve şöyle bir e, kaldronda yapayım. E, yanlış hatırlamıyorsam bu iron... Dram e, 256 kova kadar depoluyordu. E, ama bizim malzememiz var. 6 tane şeyimiz de varmış. İyi. E, e, altınımız var mı? Hmm, altınımız yok galiba. E, şuradan birazcık altın yapı verelim. Kaç 4 parça gerekiyor bize? Ha bir de bunları ısıtacağız ama değil mi? Şuradan biraz altın yapıp e, ısıtıyorum ben ve şöyle iki plaka ve tamam. Reinforced bize yetecektir. E, yani şu şeyini de yaparız, e, büyük olanı da yapabiliriz arkadaşlar ama şu an için çok fazla böyle aşırı bir e, lav üretimimiz olmadığı için bu da dolmayacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da kullanacağız çünkü. Ve şöyle getirelim bakalım. Lavlarımızın buffer'ını şöyle koyabiliriz. Nereye koyalım? Şöyle üstüne de koyabiliriz aslında ama bize yer kazandırır. Burada olmuş mu? Bunlar olmuş. Şuraya koyuyorum. Bundan da alıp buraya koyuyorum. Tamamdır. Dört tane güzel e, lav kaynağımız oldu. Şu şu cobblestone'larımız da buraya gelsin. E, şuraya koysam Hmm. Şunu koyabileceğim mi? Şurasına, şurası taş aslında. Şöyle koyabilirim belki. Tamam. E, Retrieve Flute'i de buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Geldi. E, bu ekstra utility'nin güzeli, güzelliği mesela e, item şeylerde, conduitlerde, eee, Sıvılar için ayrı borular yapıyorsunuz. itemler için, nesneler için ayrı borular yapıyorsunuz ama bunların boruları tamamen tek. aynı boruları kullanıyorlar. Sadece uçlarındaki notları değiştirebiliyorsunuz. Değiş onu, ona göre özellik alıyorlar yani. Retrival'da çekmesi, çek, çekiyor, çekme özelliği var. Diğer transfer notlar itiyor. Yani malzemeyi alıp boruya veriyor. Retrival'larsa borudaki malzemeyi kendine çekiyor. Ve yani e, buradan cobblestone'lar e, crucible'lara geliyor. E, crucible'ların içerisindeki lavları da bizim buradaki retrieval'ımızı çekip dramamıza e, dramımıza dolduruyor. Bu kaçlıkmış bakayım. Hoba 4000 kovalık. 4000 kovalık e, bir depomuz oldu arkadaşlar ve şu an 2.5 2.6 kovamız da lavımız da hazır. Tamam şimdi bu lavı artık enerjiye çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de lav yakan bir enerji jeneratörüne ihtiyacımız var. Yani e, magmatik dynamo olması lazım burada. Hemen bir bakalım. E, evet. Magmatik dynamo ile de yakabilirsiniz ama. Enerji üretebilirsiniz lavdan daha doğrusu. Ama şöyle bu sanırım bize ikincisini e, söylüyordu. İkincisini derken diğerini. Şuradan bu değil ikincisi derken ikinci sayfayı kastediyordum. Ee, generating power lava jeneratör istiyor bizden. Hmm, şu unutmadan bölüm sonunda da şu quest book'a bakalım ya. Ee, çünkü açılan bazı şeyler var. Lava jeneratör. Ee, biraz daha e, altın. Furnace stone. Stone'umuz e, yok şunları pişirebiliyor muyuz acaba çizillandıktan sonra? Aa, pişiremiyoruz. Cobblestone. Gel bakalım. Aldım mı? Aldım. Şöyle biraz cobblestone pişireyim arkadaşlar. Müsaadenizle. Ee, biraz daha demire ihtiyacım var. Şeye. E, altına ihtiyacım var. Altınlar bunun içinden mi? Evet. Biraz da redstone'a ihtiyacımız var lava jeneratörü yapacağız. Hop. Oldular. Ah, alamadım. Gel. da. Dur. Ee, aa burada taş varmış biraz. Neyse, pişsin bakalım. Pişsin, sıkıntı yok. Ee, ne gerekiyordu? Ha bir de furnace. Furnace'ımızı yapalım, fırınımızı yapalım. Şu gel ve redstone bloğumuz. Sen de gel bakalım. Ve üçüncü altınımız ve jeneratörümüz de tamamdır. Ee, Questbook'a görevi açılmıştır muhtemelen ama dediğim gibi sonra bakarız. Ha şimdi de e, enerji transferi. Hmm enerji transferi ile ilgilenmemiz lazım. Tamam enerjiyi ürettik. Aslında makineleri de yapmamız gerekiyor ama. Hmm şöyle ee, ne ile enerji transfer edebiliriz? Redstone Flux'lar olabilir. Şu ama elektron falan e, yok. Şunlar lead'li oluyordu değil mi? Bunların e, şeyleri bayağı bin arif. Aslında fena değil. Ee, enerji konusunda konduitler yapılabilir mi? E, 640 RF. Yani sınırları çok önemli değil. Şu an için zaten az enerji üretiyoruz. Konduitler yapabilir miyiz? Aslında yaparız ya. E, clay 8 tane veriyor. 3 tane buradan. Hmm. Biraz hammallık gerekiyor ama e, konduitleri daha çok seviyorum ya. E, o zaman ben gene şey yapayım. Biraz gravel yapayım. E, cobblestone'u hammer'la kırarak yapacağım. Şöyle cobblestone'u ve ne gerekiyor? Bir de kum mu gerekiyor? Ee, Gravel'ları da tekrar e, Hammer'la kırdığımız zaman kum oluyor biliyorsunuz. Ben biraz Binder yapayım. Conduit'lere e, geçelim. Enerji bakımından da e, Andro'yu kullanmış oluruz. Hadi o zaman. Birazdan görüşürüz. Evet, Conduit Binder'larımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi bize Enerji Conduit'leri şöyle restonumuz var. Ve leri biraz fazla yanlış şey tıkladım konudleri biraz fazla yapmış gibi gözüksem de e, bu konudleri çok kullanacağız arkadaşlar o yüzden elimizde kalmaz yani merak etmeyin 6 tanecik yeter mi bize hmm, yeter sanırım ya biraz bir yetmezse gene yaparız Tamam şimdi malzemeleri e, oradaki orları e, öğütecek yani şu grinder'ın makine elektrikle çalışan makinesinde Android için kullanmaya kalkarsak e, Sagmil var. Şöyle yazayım. Sagmil Android'un bu işe yarayan makinesi. E, ama şasesini biraz değiştirmişler. Hmm, bakayım. E, block of Coal. Ha, yo Sagmil yapılabilir. Şu şaseye baktım arkadaşlar da e, şeyi görmemiştim. E, double Compressed Nether diyor. Bu şaseden yapamayız ama bu şaseden yapabiliriz. E, gerçi bunun adı şase değil framework'mış. E, kömür blokları ve cam hmm, basitmiş ya tamam. Android'i kullanamayacağız diye düşünüyordum ben ama kullanabileceğiz gibi gözüküyor. Sagmele biraz daha Güzel geliyor açıkçası daha doğrusu endrayu sevdiğim için e, öyle diyebilirim. Aa, şimdi de bunlarla uğraşacağız. Şunu şöyle alayım. E, kömürü. Aslında kömürü e, dur bak bu bölüm geçmeden e, başka şeyler de aklıma geldi. Şu elimizdeki ben bütün kömürleri bir şöyle bir çoğaltayım. Evet kömürlerimizi çoğalttım ve Sagmil yapmaya da daha, daha doğrusu baştan Hop, frameworkü yapmaya çalışalım bakalım. Camlarımız oldu mu? Olmuş. Şöyle, baştan bir peynire çevirelim. Şu, e, iki tane yapıyorum. E, başka makine de yapacağız şimdi. Pistona ihtiyacımız var. Kablostonea ihtiyacımız var. Tamam. E, malzemeleri de buraya atıyorum. Şunları kullanabiliriz. ölürüz mü öderiz? Gene e, malzemeleri kaybetmeyelim diye. Ee, üzerimde taşımamaya çalışıyorum hala. Bir tane piston ve flint. Flintlerin craft'ı var arkadaşlar. Neyse ki şu ee, bir, sanki bir tuş eksik burada ya. Neyse bilemiyorum. Şöyle 10 tane de flint yaptım. Demir mi bitti? Piston yapınca demirimiz bitmiş. Yarısını da şöyle alayım gene üstüme. Ha buradan çekebilirdik gerçi. Tamam çok önemli değil. Evet, sagmilimizi yaptık. E, bu bizim orlarımızı parçalayacak, toz haline getirecek makine. Yani şu arkamdaki grinder makinesinin elektrikli çalışanı. Ve bir de yine e, elektrikli bir fırına ihtiyacımız var. O, e, daha tam yetiyormuş. 3 tane fırın yaptım. Bir şasemiz var. Kadronu da yapalım. Bir tane de kadronumuz. Ve Smelter'ımız da hazır. Alaşısmaltı çok kullanacağız muhtemelen. Yani buraya yapacağım makineleri şey orada sabit kalacaklar. Bu e, makineleri burada kendi elimizin altında başka kullanmak için daha fazladan da yapacağız. Tamam, bu ikisi tamam. Conduit'lerimizi e, yapmıştık, e, değil mi? Evet, enerjiyi transfer ettik. E, lava nasıl transfer edeceğiz ama e, lava jeneratörünü Ha, hadi kullanalım burada ya. Temirimiz nasıl olsa artık var biraz ve artık güzel güzel de gelecek diye düşünüyorum. Bunun için anvil'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Flat'a çevirmek için. Şunu aldım. Hop, hop Şöyle. Ve bir tane de anvil yaptım. Tamam. Ve... E, fluid olan. Yani sıvı için. Olan nodu alıyorum. Ve şöyleydi sanırım. O 8 tane veriyormuş hem de. Gayet güzel. 8 tane de. Şunu şöyle koy gitsin şimdilik. Tamam. 8 tane de ince nodu yaptık. Bu nodun incesini. Bu kadar çok sevmemin nedeni. Buraları da kapı yaptım. Blok kaplamaması. Yer kaplamaması. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve gidelim bakalım şöyle. Lavlarımız doluyor. Ne kadar olmuş? 36 kova lavamız olmuş. Gayet güzel. Şimdi jeneratörümüzü koyabiliriz. Ee, şu taraftan koyalım. Fluid transfer notları e, yanlış söylüyor olabilirim. Emin değilim. Ee, eğer kaynağa bakıyorsanız arkadaşlar yani kaynak tarafı şu an bizim ne? Ee, buradaki lavımız, dramımız nereye gitmek istiyoruz? Ee, lava jeneratörü. Kaynak tarafına bakıyorsanız Direkt e, sağ tıklarsanız böyle koyarlar. Ama öyle şeyler oluyor ki mesela baştan e, jeneratörü koydunuz diyelim ki e, buraya koymanız gerekiyor. E, yani ka şey kaynak tarafına değil de e, tüketim tarafına e, koymanız gerekiyorsa bunun için de kontrole basmanız gerekiyor. Bakın e, bu tarafa koyduğunuz zaman e, renkli tarafı böyle yani e, doğrusu bu. Kontrole basıp koyarsanız e, burası daha gri e, yani tam anlatamadım ama hedef tarafa koyarken kontrole basıyorsunuz kısacası o kaynak tarafa koyarken de herhangi bir şey gerekiyor ki bunu çekiyordu ve bunu buraya koyarsam artık lava lava jeneratörümüze güzel transfer etmeye başladı ve enerji de üretiyoruz. Oley ilk enerjilerimiz. E, bu flat transfer notların e, en kötü tarafı çok yavaş e, transfer etmesi arkadaşlar. Ama yine bile görüyorsunuz 2 kova. 1.9, 2.1, 2.2. Fena değil. Yani bu kadar küçük sistemler için e, gayet yeterli bence. Tamamdır. E, şimdi e, makinelerimiz. E, baştan biz şu tarafa koysak. Hmm. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa koysak Ondan sonra bir de onu alması Neyse hiç sıkıştırmayalım Şu iki tarafa koyalım biz Hoppa yolumuza bak Ama şu bizim e, Yarım bloklarımızı Yarım bloklarımızdan alayım biraz Buralarını da otomatikleştirsek mi acaba ya Şunlardan da aldım Hani biz gelirken Kapılar açılsın Şeklinde bir şey yapabiliriz belki Bakarız bakalım Hop geldim şu yarım blok işte sevmemem kullanışsız oluşu daha doğrusu ama yapacak bir şey yok ee, şuraya sandık koyarız ee, sag milimizi buraya koyalım tamam ve alloy smelterımızı da buraya koyalım ee, ve şimdi artık bunlara enerji çekelim bakalım şu ve bunlar tamam e, enerjimiz de makinelerimize geliyor ve jeneratörümüzün içindeki enerji de azalıyor. Tamam bunlar da olduğu zaman zaten sıkıntı kalmayacaktır. Şimdi e, buradaki malzemeleri buraya e, öğütülmesi için aslında şey e, şu kömürlerden başlayabilir miyiz? Deneyelim. Şöyle kömürleri atıyorum. Hmm, oldukça yavaş aslında e, kapasitör yapabiliyor muyuz? Dandik dundik de olsa. Ha, kapasitör de yapabiliriz. Ee, Enerjik eloy da yapabiliriz aslında ama glowstone'larımızı harcadım ben ya. Şuralara ışık olsun diye glowstone'ları harcadım. Ama dandik bir tane şey yapabiliriz. Ee, basic kapasitör yapabiliriz. Altın parçaları. Altın parçası mıydı o? Evet iki farklı modun altın parçaları. Şurada var mı altın parçası? İki çık var. Şunlar ne? Yok, bunlar bakır. Tamam. Bir kapasitör yapayım ben o zaman. Hatta dur, beraber yapalım. Bunları ilk defa yaptığımız için beraber yapmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra zaten bunların hepsini kayıt dışı yapacağım. Zaten muhtemelen de çoğunu yapık vaziyette bulacaksınız bakırımız var. Şuradan parçacıklarımız varmış. Ama iki tane yaparız. 4 yetmiyor. Şunu da parçasak, parçalasak iyi olur. Gel bakalım. Ve redstone'umuz da var üzerimizde. İki makine için iki tane de basic kapasitör yaptım. Bu onların kapasitesini biraz yükseltecek ve birazcık da hızlandıracak. Şu an için base'imizin en güvenli yeri bu koridor arkadaşlar. Yani en az spawn... E, ...mobların en az spawn olduğu yer burası. En azından öyle diyebilirim. Ve şuraya... ...a koyamıyoruz. Aa bunları sahi... E, ...double layer'dan sonra koymaya başlıyorduk. E, basic'leri koyamıyorduk yani. Evet evet. Aslında glowstone'umuz da var. Double layer yapsak mı diye düşünüyorum ama... ...yapmayacağım ya. Onu sonralara kalsın. Eee... Evet. E, en düşük double layer koyabiliyorduk bu makinelere. Unuttum. E, neyse. Yavaş yavaş çalışsın. Ve gördüğünüz gibi artık bize kömürlerimizi, şunlarımızı, bunlarımızı otomatik olarak öğütür hale geldi. E, şöyle gösterebilir miyim aslında? Şöyle bakarsanız arkadaşlar. E, Alloy smelter'ı tıkladım değil mi? Heh. Şu. Painting machine. Ee, yok, bunu göstermeyecektim. Sagmeli gösterecektim. Her oru gördüğünüz gibi en az ikiye katlıyor. Ve yanında da yan ürünler veriyor. Ee, şöyle bir şeyler gösterebilirim belki. Ee, bu makinenin içine Dark Steel topları, yani kara çelik, siyah çelik topları koyarsanız... E, ...şu ikinci ürünlerin çıkma olasılığı artıyor. Ama bu şekilde... Artık bütün malzemelerimiz otomatik olarak ikiye katlıyor diyebiliriz. Yan ürünleri de görüyorsunuz buradan veriyorlar. Tamam ee, çok fazla kömüre ihtiyacımız var. Kömüre ihtiyacımız var. Şimdi bunları otomatikleştirsek mi hemen diye düşünüyorum ama e, şeye de ihtiyacımız var. Filtrelere falan da ihtiyacımız var. Çünkü her şeyi alıp vermemesi gerekiyor. Hmm. Şimdilik otomatikleştirmeyelim ya. Şimdilik otomatikle bir sonraki bölüme yaparız. Ee, şimdi şu quest book'umuza bir bakalım. O sırada kömürlerimiz de olmaya devam etsin burada. Bayağı kömürümüz gerekecek çünkü. Şu şeyi yapmak istiyorum. Quest book'ta bize gösterdiği karbonu yapmak istiyorum. Çünkü mod e, mob farmından şöyle bir şapka düştü arkadaşlar. Ve bakın görüyorsunuz deli gibi. E, bayağı koruması var. Hani e, her şeyi geçtim Pro production'ıdır işte unbreaking şudur fudur falan hepsini geçtim ama bunun üzerinde last stand 2 denen bir büyü var. Last stand büyüsü e, Siz e, ölmeye yakınken yani yarım kalbiniz kaldığında Sizin XP'lerinizi yiyerek e, sizi hayatta tutan bir büyü. Yani Biz eğer karşımızdakini e, öldürebilirsek bu şapka sayesinde ve XP'lerimiz sayesinde biraz hayatta kalabiliriz diye düşünüyorum. Belki kurtulma şansımız olabilir. Ama karşımızdakini öldürebilirsek. Bunun için de kitabımız nerede? Şurada. Şu kitabın bize dediği bazı malzemeleri, silahları yapalım bakalım. Şunu aç şöyle. Şu karbonu yapmak istiyorum. Ve bu değil gerçi ama resmini e, ve bir de yıldız yapmak istiyorum. Şimdi karbon nasıl yapıyormuş, yapıyormuşuz? E, kömürden yapılıyor diye hatırlıyorum. Karbon, raw karbon yapabiliyorduk değil mi? Kömürleri pişireceğiz. Kömür bloklarından bize sadece raw karbon veriyor. Hmm, ama ingota nasıl çevireceğiz demiştik? Carbon ingots. You can use tinker parts. Tamam. Ya bunları e, şey yapıyor olmamız lazım. E, dur bakalım. Deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Birkaç tane daha kömür bloğu yapıyorum. 7 tane. Ve bu kömür bloklarını pişiriyorum. Bize bir raw karbona dönsün. Evet elimizdeki bütün kömürleri işlenmemiş karbona çevirdim arkadaşlar. Bir tane daha framework yaptım. Android'in şasisi. Ee, şöyle bir şey var ingot için yani daha doğrusu şuradan gösterebilirim. Ee, kompresörden geçirdiğimiz zaman iki tanesini bize karbon ingotu veriyormuş. Ya da smelter kurmamız gerekiyor ama smelter kurmak şimdi uzun sürecek diye düşünüyorum. Onu başka bölümler yaparız. O yüzden bu kompresörden yapmaya çalışalım. 4 tane karbon bize bir de emerald şeyi istiyor yalnız parçacığı istiyormuş. E şunu şurada hemen parçalayayım şimdi öbür tarafa gitmeye çalışmayayım. Dediğim gibi gene bunları şey yapmak için e, kullanmak için biz hatta şu sol tarafa e, kayıt dışı yapmayı düşünüyorum ben. Hop, iki tane gel şöyle e, elimizin altında makineler bu tip işler için kullanacağımız makinelerden çoğaltacağım e, nugget'a dönüştü. Bunu Ha, burada da bu da bu da mı, bu değiş dönüşüyor. Bakayım. Ha, iyi tamam. Dört e, 4 tane şöyle kendi parçacığına dönüştü yani. E, yapabildik mi? Yapabildik. Bir tane kompresörümüz oldu. Bundan da 7 tane ingot çıkacak bize muhtemelen. Şöyle enerjimizin olduğu yere doğru gidiyorum. Gel bakalım. Şuradaki filtreleri falan ayarlayacağız arkadaşlar ama e, daha birazcık vakit var. En azından bir daha ölme... O. Ölmemek için belki e, avantajımız olabilir diye düşünüyorum. Evet. Enerji doluyor buna. E, ve şöyle iki tane atayım bakayım. Tamam. E, bu makine ilk defa kullanıyorum. Hatta ilk defa gördüm. Aa ingotlarımız da gelmeye başladı. Evet. Birer tane karbon manuel o karbon blok ee, hani e, kullanmadan önce quest bu kodu e, açmış olmak istiyorum da o yüzden çünkü birazdan kullanacağız bunları şöyle oraya da bir tane crafting table yapsak iyi olacak sanırım ee, e, e bloğu nasıl çevireceğiz? Ee, karbon blok. Ha gene makine de 9 ingottan çevireceğiz. Ee, tamam. 9 ee, ingot çıkacak mı? Çıkmayacak ki. 6 tane çıkacak bize. 7 tane ingot çıkacak. Hmm, tamam. Ee, demek ki mob farmını biraz daha açacağız. Ve kömür elde edeceğiz. Değil. Demek ki. Ben Biraz bunun başında duruyorum arkadaşlar. Şuradan biraz kömür daha elde etmeye çalışacağım. Ee, şu bakın şimdi açtım. Hani yukarıdakiler ölmeye başladı seslerini de duyuyorsunuz. Yani fark edebiliyor musunuz? Ee, bilemiyorum malzemelerin nasıl geldiğini, nasıl dolduğunu. Yani görüyorsunuz. O yüzden bu bu tarafı biraz halletmemiz gerekiyor. Kömür de gelecek inşallah. Tamam. Ben biraz bekleyeyim. Şunların hepsini ingota çevireyim. Şöyle 6 tane daha ingotumuz çıksın. Sonuçta 7 tane ingotumuz olacak. 2 ingotluk daha malzemeye ihtiyacımız var. Biraz bekliyorum ben buradan kömür elde etmek için. Evet bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakın. Ee, beyzin içinde spawn oluyorlar. Ama Allah'tan şuraya şu kapıları koydum. Dediğim gibi bakın koridor en şey. Ee, dur şunu Kısayım biraz müsaadenizle. Çok sesi var. Bu koridor en e, güvenli yer. Ve ben de şuraya iki tane daha kapı koydum. Bir şey olduğu zaman kaçıp buraya saklanıyoruz artık. E, burada spawn olmuyorlar pek. Ve biraz güvendeyiz. E, ve uzun sürmüyor. Allah'tan çok uzun sürmüyor. Birazdan da de spawn olacaklar ama. oh haritaya bakın. <laughs> Dışarı çıkmamı bekliyorlar vallahi. Altımızdan matımızdan bir şeyler geçiyor. İyi. sanırım bu aha e, Shadow Jam is over bitti. Bitti ama niye de spawn olmadılar? Öbür tarafa gitmem lazım benim. Uzaklaştığım zaman sanırım de spawn olacaklar. E, mob farm'ının orada da olmuşlar ama o kapı da kapalı. Tamam. Gidebilir. İşte işte bunlar için istiyorum. Bunlar için istiyorum bu yıldızı öldürebiliriz en azından. XP'm de artıyor. Mob farmını çalıştırdığımız için oradan xpde de alıyorum. Ben şunlardan gene bir kurtulayım. Gene işleri yapıyorum. Karbon elde ettim. Üzerimde de şey varmış ya, kömür de varmış. Biraz da yeni kömürler de elde edip şu karbon olayını yeterince karbon olayını halletmeye çalışıyorum. Geleceğim birazdan. Tamam. 11 tane karbonumuz oldu arkadaşlar. Şöyle 9 tanesini de tekrar koyup blok haline getiriyoruz. Bu getire dursun. E, mob farmını biraz çalıştırdım <laughs> ve görüyorsunuz gene nasıl oldu. Ki şeyleri de buraya ayırdım. Orları da buraya ayırdım. E, şurada merak edebileceğiniz birkaç şey var. Şunlar e, or box yani şunu geri koy. Maden kutusu gibi bir şey. Ama bunları nasıl otomatikleştiririz de açarız bilemiyorum. Ee, sağ tıkladığınız zaman size bir maden veriyor. Ne verdi? Lapis verdi sanırım. Evet. Böyle hepsini açıyorum. Hepsini manuel olarak açtım. Bunları otomatik olarak açmanın bir yolu var mı? Oo bayağı da kömür vermiş aslında. Ee, bilemiyorum ama. Ee, bakacağız bakalım. Bakın kaç tane malzeme aldım. Kaç tane malzeme hemen geldi. Yukarıda bekliyorlar çünkü. Doluluktan dolayı aşağı inemiyorlar. İşte bunları e, otomatikleştireceğiz bazılarını sileceğiz bazılarını kullanacağız bazılarını işleyeceğiz e, Şu makineden bahsetmedim yaptık ama bahsetmedim Burası tamam mı yok birazcık daha işi var ondan da bahsedeyim e, Mesela yoktur buraya almadık şuraya e, Altınlarımız biz buraya attık altınlarımızı işliyoruz Ve yan ürün olarak da cobblestone veriyor altınlar yanlış hatırlamıyorsam Hmm, Copper'da veriyormuş ve Cobblestone'da veriyormuş %15 şansla iyi fena değil. E, malzemelerimiz buradan çıkıyor. Bunu da bunun yanına koymamın nedeni. Bunu iki modda çalıştırabiliyorsunuz hem karıştırıcı hem e, fırın olarak. Yani sadece karıştırıcı sadece fırın. Biz sadece fırın olarak kullanacağız bunu. Ve şuradan Endrayon'un konfigürasyonlarını yapabiliyorsunuz. E, ben şu bu makineye bakan tarafına sağ tıklıyorum. Ve push diyorum. Yani e, şuradaki slotundakileri bu tarafa atlıyorum. Ve bakın direkt malzemeler buraya gelmeye ve pişmeye başladı. Bir çeşit elektrikli fırın bize. Ve otomatik olarak ingota çeviriyoruz. E, bu tabi birer tane birer tane olacak. Yani 3 üç, üç tane birden pişiriyor. 3'e katladığını zannetmeyin arkadaşlar. Şimdi bu 1'e düşecek mesela yukarıdaki. Ama 3 slotu olduğu için hızlı şekilde pişiriyor yani. E, bu tamam mı? Bu tamam. Evet sonunda Aa, Wither Proof'muş bunlar. Ha, bak Wither kesmek için de belki bunları kullanabiliriz. Güzel olabilir. Yalnız makinenin deli şeyi varmış ya 16 milyon RF kapasitesi varmış hala doluyor bu. E, yani madenlerimizi böyle işleyeceğiz ama bunların otomatikleştirmesine bir sonraki bölüm falan geçeriz. Tamam sıkıntı yok. E, bakalım Questbook'umuza. Evet, şunu alıyorum. Sonra başka alınacak bir şeylerimiz daha vardı. Geçen bölüm e, Clay yaptığımız için bu açılmış. Bunu da aldım ve. Tool Forge'u şunu da yapalım mı? Yapalım ya. Stone Spear. E, şunu tekrar parçalayabiliyor muyuz? Parçalayamıyor muyuz? Tekrar mı kompresöre? Oo oo bir de bunu şey yaparsak elmasa dönüşüyor arkadaş. O zaman bana biraz daha şey lazım. İki parça daha karbon lazım. Ama karbon yaptık bu akşama. Neyse sonuçta güzel bir şey için istediğimi düşünüyorum. Tamam. Şeyi de yapalım. Şu spear'i de yapalım. Basit. iki çubuk bir stone. Taş istiyormuş bizden. Questbook için yapıyorum. Şöyle miydi? Evet. Gel. Ee, hangisini istiyorsun? Hmm. Tool, Forge mu? Ok mu? Oku istemiyorum çünkü şeyi yapacağız zaten. Yıldızı yapacağız. Bize bir tane de şey verdi. Muz. Bu da <laughs> atarak vurabileceğimiz bir şey ama ne kadar can götürüyor bilmiyorum ve bunu beslememiz gerekiyor. E, glowstone Dust'la besleniyormuş. Hmm, dursun şimdilik üzerimizde. E, tool Forge'umuzu yaptık. Tool Forge şöyle dursun bakalım. Şimdi ne yapacağız? Yıldız yapacağız. Bize bunun için baştan e, Tinker'ın masaları gerekiyor. E, karbon da gerekiyor. Hala bize iki parça daha karbon gerekecek. Evet. Tamam ben o iki parça karbonu da halledeyim. Evet, dört parçada karbonu elde ettim. Bu blok kaldı böyle elimizde ama ileride kullanacağı bir şeye benziyor. Ee, şimdi artık Tinker'a girmemiz lazım. Blank pattern yaparak yani boş pattern yaparak işe başlayabiliriz. Çubuk ve kütük. Kütük değil tahta. Şu şöyle şunu da şöyle yaparsak. Ha 4 çok fazla yapmaya gerek yok ya. Şöyle bir 24 tane yapsak yeter herhalde. Tamamdır. Şimdi masalarını yapalım. Unutmuş olabilirim. Stencil table. Ee, Bu öyleydi. Part builder. Böyle. Ee, hop. Bir tane crafting station. Şöyle. Bu da tool station. Ha, tool station. Gerek yoktu galiba tool station ama. Evet. Unuttum mu? Bilmiyorum. Evet. Tool Station'a gerek yoktu. Çünkü Tool Station'ın bir üst modeli Tool Forge. Ee, şunu kullanmıyoruz. Şu. Şimdilik böyle koyuyorum. Gene bunlara güzel bir yerler buluruz. Ee, gene mi Tool Station'ı koydum? Gene Tool Station'ı koymuşum. Part Builder. Stencil Table. Şimdi buradan Knife Blade yani bıçak parçasını yaptım ve şu ve şu karbon oh oh. bize bıçak parçası vermeyecek mi kötü oldu İlla simetri yapmamız gerekecek anlaşılan arkadaşlar ben bu şekilde verecek diye düşünüyordum ama Aa, vermeyecek şurada bıçak parçasını elde etmemiz gerekiyordu Cık. hay Allah. Uh -oh. Dur bakayım yok maalesef arkadaşlar oyun bize illa smelter yapacak yaptıracak ee, yani biz şunu yapmaya çalışıyorduk ee, steel değil karbon görüyorsunuz burada 21.93 atak ve 240 cephanesi var gayetten gayet güzel bir şeydi kısa zamanda bunu halletmeye çalışmamız lazım yani bir sonraki bölüm smelter'i tinker'ın simetrisini yapabiliriz. Ee, bizim için ucuz ve yapabilecek şunu gördüm. Emerald yani zümrütten. Şöyle 1, 2, 3, 4. Hani bunu böyle koyduğumuz zaman parçasını ver, verecek diye düşünüyordum. Ama maalesef gördüğünüz gibi vermiyor. Ve ben de 4 tane Emerald parçası yaptım. Ve bunları da yıldız yapmak için kullanıyorum. 3 modifier ile veriyor. Ee, yani sadece geçici, geçici olarak bir yıldızımız oldu ama en azından range atak yapabileceğiz ve şeyi de çok kötü değil, değerleri de çok kötü değil. Cephanesini de sınırsız yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Tabi bunun değil, karbonun ikisini öyle yaparız. Bu da şimdilik bana bir koruma sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tamamdır şu mob farmına tekrar bir gidiyorum. Evet şu an mob farmı kapalı olduğu halde görüyorsunuz arkadaşlar durumu. Yani çok fazla malzeme geliyor. Biraz abartmışız burada. Ee, Discord'ta oynarken arkadaşlardan öner öneri geldi. Bu bizim merkezde kullandığımız e, depolama sistemini easy Storage burada kullanamayız mı diye. E, kullanacağız ilerleyen zamanlarda arkadaşlar ama sizin de aklınıza gelebilir. Bunun için input port'a ihtiyacımız var ve input port için de nether quartz'a ihtiyacımız var. Yani e, nether'a gitmemiz gerekiyor. İkinci bir e, şey, e, olasılık burada kullanılabilecek e, bizim driver'lar şunlar. E, bunun da driver controller'ını yapabiliriz. E, driver controller şu an yapılabilir gibi gözüküyor ama. Burada her item için bir tane driver koymak zorunda kalırız o da çok Kocaman bir oda yapmamız gerekebilir Bilmiyorum ya o şekilde yaparız ya da Yakın zamanda end'e gidip biraz end'e değil e, Nedra gidip biraz quartz toplayabiliriz Ama buradaki bu yoğunluğu azaltmamız gerekiyor Ben şimdilik manuel olarak bunlarla ilgileneceğim işte orları falan pişireceğim bir şeyler yapacağım Ama kısa zamanda buralarda ilgileneceğiz Tamamdır. Aa, dur, şunları açayım. Ee, veda çektim ama şunları açmadan gitmeyelim. Want. Ee, <laughs> bu ne? Bu da bize herhalde slime görmü bu. Yok, Mandalzik. Ee, pek bir şey vermedi ama yine de güzeldir. Tamamdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.